Hepiniz hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversiteler Derneği olarak hazırladığımız psikoloji serisinde bugün çok kıymetli hocamız Doçent Doktor Nilgün Cerel Hoca'dan psikodinamik ve Bowen aile danışmanlığını dinleyeceğiz. Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ederiz. Estağfurullah Hilal'cim, ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Herkese de iyi akşamlar bu vesileyle. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, kısaca hocam ben sizi de dinleyicilerimize tanıttıktan sonra başlayabiliriz. Nilgün Cerel hocamız Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'ndan 90 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından yüksek lisans eğitimine yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitiminde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı'nda doktor eğitiminde yine Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda aile üzerine hazırladığı teziyle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi'nde yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşamına halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Çift ve aile üzerine 3 kitap yazmış, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıkları yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Türkiye için hazırladığı aile eğitim programında yer almış, halen Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan evlilik ve aile hayatı ve aile yaşam becerileri eğitim programlarını hazırlamıştır. Aile terapisi, evlilik danışmanlığı, çift terapisi ve süpervizyon, akılcı duygusal davranışçı terapi, çözüm odaklı danışmanlık, impact terapi ve naratif terapi üzerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler almıştır. Halen Marmara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çift ve aile danışmanlığı, psikoterapiler, postmodern ve kısa terapiler, yaratıcı düşünce ve yaratıcı danışmanlık gibi çeşitli dersler vermektedir. Hocamızın anlatımı 50 dakika gibi bir süreyi kapsayacak arkadaşlar. Akabinde de 20 dakika soru cevap yapacağız inşallah. Hem buradan hem de YouTube'daki sorularınızı bekliyoruz. Kıymetli hocam siz başlayabilirsiniz. Hilal'cim çok teşekkür ederim. Zahmet ettin okuyarak. Şimdi daha Estağfurullah. direkt bir kısma geçelim. Evet. Aileden söz edelim. Ekranımı paylaşabilir miyim müsaade ederseniz? Şu an paylaşabiliyorum değil mi? Daha kolay olur takip etmesi diye bir sunum hazırladım sizin için. Umarım görüyorsunuzdur diyeyim. Evet, bu akşam katılan sevgili meslektaşlarım ve sevgili değerli Boğaziçi Üniversitelilerle psikodinamik ve Bowen aile danışmanlığını konuşacağız ama aslında tabii Hilal sağ olsun bana biraz bilgi verdi. Karışık bir grup olacağız. Sadece psikologlar olmayabilir dedi. Ben de biraz daha genel hazırladım. Hani şöyle genel hazırladım. Kendi ailelerimiz hakkında da biraz ipucu taşıyabilelim, düşünelim üzerinde. Biz terapi odasında veya danışma odasında bu konuları çalışırken bazı sorular soruyoruz. O soruların bir kısmını birlikte soralım, düşünelim diye düşündüm, tasarladım. Mesela şöyle söyleyeyim. Ailenizin hikayesi nedir? Bu soru hayatımız boyunca bize kaç kere soruluyor? Aslında çok güçlü bir soru. Ailemizin hikayesi nedir? Yani bu konu üzerinde hiç düşündük mü? İçinde doğup büyüdüğümüz ailenin bizimle kurduğu iletişim, etkileşim içerisinde biz neler yaşadık? Ne gibi hatıralar biriktirdik? Bu kadar anının içinde neden onları hatırlıyoruz? Bunu hiç düşündük mü? Ayrıca bir soru daha var. Ailenizin hikayesi nedir dediğimiz zaman işte tam psikodinamik aile danışmanlığının içinde kalmış oluyoruz. Bir de aile tarihimizin hikayesi nedir? Bizden önce yaşayanların bizim üzerimizdeki etkisi nedir? Bizden önce yaşayanların hikayelerini şu an gerçekten taşıyor olabilir miyiz? Bunu son zamanlarda çok duyuyorsunuzdur. Bu tip çalışmaları, bu tip çalışma örneklerini. Bu Bowen üzerinden konuşacağımız bir konu bu gece için. Başka perspektifler de var bu konuyu açıklayan ama aslında tümünün kökeninde Bowen'ın görüşleri yatıyor. Dolayısıyla biz biraz böyle Bowen üzerinden bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bir workshop uygulamasında olsak, karşı karşıya olsak aslında bu soruları size sormayı, cevaplarını sizden dinlemeyi çok çok isterim ama kendi kendinize sorduğunuzda bile aslında bence bir şeyler keşfetme şansınız olacak. Çünkü biz hep diyoruz ki aile danışmanlığında herhangi biriyle ilişkimize önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Biz iyi değilsek bir başkasına fayda sağlama şansımız yok. Bu başkası hele ki kendi çocuğumuzsa, hele ki kendi ailemizse. Tabii burada da karşımıza şu soru çıkıyor. Eğer iyi değilsek ki böyle %100 iyi diye tanımlayabileceğimiz bir varoluş da çok zor aslında. Bu yaraları nereden elde ettik? En azından onların farkında olmamız, farkındalık güçlü bir şey psikolojide. Onları kontrol edebileceğimiz anlamına da geliyor. Şimdi önce şu soruyu
cevaplayalım. Bir bireysel danışma sistemimiz var. Bir grupla psikolojik danışma da var hatta. Bir de aile danışmanlığı sistemimiz var. Neden? Bireyden aileye doğru giden bir yapıdan söz ediyor psikoloji dünyası bize. Bunun cevabını verecek olursak aslında çok önemli bir şey söylüyor bize aile danışmanlığı. Diyor ki mesela senin bir sorunun var, depresyon diyelim. Sen kendi kendine depresyona girmezsin ki diyor bize aile danışmanlığı. Depresyon içinde bulunduğu ilişki sisteminin sende yarattığı bir sonuçtur. Dolayısıyla danışma ortamına, danışma odasına sen depresyonu olan kişi olarak gelmezsin. Sende depresyon sonucunu yaratmış olan sisteminle birlikte gelirsin. İstersen tek başına ol, istersen o aile olduğu gibi seninle birlikte seans odasında o anda orada olsunlar. Ama sonuçta bu senin tek başına ulaştığın bir sonuç değildir. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Aslında depresyon yoktur. Depresyon sonucunu oluşturmuş olan bir sistem vardır. Ve bu sistem öncelikle ailedir. Tabii ki daha geniş bağlamda toplumu da ele almak söz konusu olabilir ama aile danışmanlığı gördüğümüz gibi bize şunu anlatmaya başlıyor. Sen aslında tek başına var olmuyorsun. Bir sistemle birlikte var oluyorsun. O sistem sana kim olduğunu anlatıyor ve bu anlatılar bazen hatalı olabiliyorlar. Öyleyse ben danışma odasında tek başıma gözükmemeliyim. Bu depresyonun var olduğu çevreyi de oraya taşıyabilmeliyim. Yani danışma ortamı onu taşıyan bir içerik sunabilmeli bana ve ben hangi bağlamda elde ettiğim anlam onunla karşılaşabilmeliyim ve onu anlayabilmeliyim. Tabii söz konusu olan birey olunca onun bağlamı, ilişki kurduğu herkes ve her şey anlamına geliyor. Biz önce bir ailenin içine doğuyoruz ve o aile bize kim olduğumuzu anlatmaya başlıyor. O aile bize ilk deneyimlerimizi sunuyor. Dünya güvenilir bir yer mi, değil mi? İnsanlarla nasıl ilişki kurulur? Onlara güvenmeli miyim? Onlara bağlanmalı mıyım? Yoksa bağımlı mı olmalıyım onlara? Bunlarla ilgili ilk bilgileri bize sunuyor. Ama tabii aile danışmanlığında şu da söz konusu ki özellikle postmodern terapiler, günümüz terapileri bu kısma daha da çok önem vermeye başladılar. Bu aile nasıl bir ilişki sistemin içinde? Yani ben aileyle ilişkideyim ama aile nasıl bir ilişki sistemi içerisinde? Toplumla nasıl ilişki kuruyor? Komşularıyla, çevresiyle, büyük ebeveynlerle, akrabalarla nasıl ilişki kuruyor? Sonra bu sistem mesela hangi mahallede yaşıyor? O mahalle dünyanın hangi şehrinde? O şehir dünyanın hangi ülkesinde? O ülke dünyanın hangi coğrafyasında? Özetle şu ortadaki birey, şu ortadaki çocuk, ben aslında bunların hiçbirinden bağımsız değilim. Dolayısıyla kendimi değerlendirirken, kendimi anlamlandırırken onlarla kurduğum ilişkiden neler aldığımı, neler alamadığımı veya onlarla kurduğum ilişkiden aldığım nelerin beni güçlendirdiğini ya da zayıflattığını aslında keşfetmem gerekiyor. Bu aslında benim kendimle ilgili yolculuğumun, keşfimin bir parçası. Biz psikolojik danışmanlıkta şuna odaklanırız. Deriz ki psikolojik danışmanlık hümanistik bir yaklaşımla çalışan, işleyen bir sistemdir. Ve bir insan kendi varoluşunun hakimi olabilir der bize. Bir insan kendini gerçekleştirebilir. Kendini gerçekleştirme nedir? Bizim İyi ve kötü yanlarımızla, bizim yeterlilik ve yetersizliklerimizle kendimizle karşılaşmamız. Sadece yetenek ve yeterlikler değil. Hani son zamanlarda çok böyle bir pompalama var. Hani çok üstünsün, çok mutlu olabilirsin, çok büyük, çok başarılı. Aslında doğru olan bu değil. Yani her insanın yetenekleri var ama yetersizlikleri de var. Başarıları var ama başarısızlıkları da var. Tüm bunlarla karşılaşmak, bunlarla barışmak, eğer bunu gerçekleştirirsek kendi potansiyelimizin içinde ilerleme ve gerçekten kendi potansiyelimizle karşılaşma şansımız ancak o zaman olabilir. Bu yüklemeler de işte öncelikle içinde bulunduğumuz aileyle oluşmaya başlıyorlar ve onların bize yaptıkları geri bildirimlerle oluşuyorlar. Şimdi bu bağlamda önce psikodinamik yaklaşımı ele alalım dedik bu akşam için. Aslında bunlar psikodinamik kökenli aile danışmanlığı yaklaşımları. Temelde birkaç formülasyona dayanıyorlar. Mesela burada bize söylediği şey temel hipotezi olarak şu, diyor ki senin bir şimdin var, şurada, burada, şimdi ve burada terapiye geliyorsun. Ama senin şu anını şekillendiren şey geçmişle kurduğun ilişki. Yani geçmişten bugüne kadar ne yaşadın, o yaşadıkların içerisinde seni güçlendiren veya zayıflatan neler vardı ki şimdini yarattılar. Dolayısıyla geçmişe dönmeliyiz, oraya bakmalıyız, orada ne olup bittiğini anlamalıyız ki senin şimdinin üzerindeki etkisini fark edelim. Hatta sıkışmış bir şeyler varsa bunları boşaltmalıyız. Katarsis'e izin vermeliyiz.
Sen şu an yaşadıklarını içgörü üzerinden anlamlandırmalısın ki devam edebilesin. Belki barışacaksın, belki kabul edeceksin, belki o öfkeyi anlayacaksın. Ama devam edebilmen için bu karşılaşmanın olması gerekiyor. Bu şekilde düşünen terapiler içerisinde aile yaklaşımlarının en kuvvetlileri psikodinamik ve Bowen aile yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii başka yaklaşımlardan söz etmemiz de mümkün. Mesela nesne ilişkileri kuramı gibi. Ki bu psikodinamiğin, Bowen'ın içinde var zaten. Ya da Adler aile danışmanlığı gibi. Ki bugün bu akşam ufak tefek onlara da değineceğiz. Burada özellikle Ackerman'ın ortaya koymuş olduğu fikirlerin ve oradaki yaklaşımın önemli olduğunu görüyoruz. Mesela Ackerman, Hans Kuhut, Fromm gibi kuramcılar Freud'un birey odaklı yaklaşımını aileye uygulamaya çalışmışlar. Çünkü Freud'un yarı deneysel modeli tamamen birey odaklı bir model. Orada bir sistem yok, bir aile yok. Sen ve bilinçaltın var. Dolayısıyla bu yaklaşımı, çünkü değerli bir yaklaşım, bunu nasıl aileye alabiliriz? Neler fark edebilir veya bu bir sistem söz konusu olursa ne değişir? Bunun cevaplarını bulmak için en çok Ackerman'ın bu konuda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Psikodinamik hipotez bize diyor ki insanın bir içsel yaşantısı var. Bu kendiyle kurduğu bağlantısıyla alakalı. Bir de kişiler arası aile süreci var. Yani aslında bir anlamda diyor ki hem şimdimiz var hem geleceğimiz, geçmişimiz var. O geçmişte benim aile kökenim var, içine doğup büyüdüğüm ailem. Bir de şimdiki eşimle kurmuş olduğum ailemdeki hikayem var. Dolayısıyla her ikisiyle de karşılaşmalıyım. Ama psikodinamik aile terapisinden söz ediyorsak burada bize çok daha önemli bir şey söylüyor. Diyor ki aile bilinçaltı düzeyde birbirini etkiler. Tıpkı Freud'un söylediği gibi, Freud'un topografik kişilik kuramını hatırlayalım. Birbirimizle kurduğumuz iletişim bilinç düzeyinde gerçekleşiyor ama iceberg'in görünmeyen o büyük yüzü bilinçaltı ve aslında bilinçli olarak ortaya koyduğumuz etkileşimlerde, niyetlerimizde, duygu ve düşüncelerimizde bile o iceberg'in görünmeyen kısmı hakim demişti. Şimdi bunun koskoca bir sistem olduğunu düşünün. Yani bu kuram bize diyor ki anne babamızla, kardeşlerimizle, evlatlarımızla kurduğumuz ilişkide sanki bilinç düzeyinden iletişim ve irtibat kuruyormuş gibi gözüküyoruz ama diyor, o iceberg'in görünmeyen yüzü birbirimizle kurduğumuz iletişimi ve etkileşimi şekillendiriyor ve etkiliyor. Yani ben çocuğumla ilgili bir şeyi savunurken, onunla ilgili şunu yapıyorum ama şu yüzden yapıyorum derken, bunu mantığa bürümeye çalışırken aslında bu kurama göre, bu kuramı göre diye vurguluyorum çünkü başka kuramlar farklı yaklaşabiliyorlar. Tamamen bilinçaltımdaki isteklerim, ona yüklediğim anlamlar, ondan beklentilerim iç içe ve söz konusu. Bu bir anlamda şu demek, belki ben onun için en iyi olanı seçmiyorum, kendim için en iyi olanı seçiyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum, kendi karşılanmamış ihtiyaçlarımı doyurmaya çalışıyorum ama bunu bir başkası üzerinden yapıyorum. Bunu çocuğum üzerinden yapıyorum ve bu yaptığımı kendime aklayabilmek için de işte bir takım mantığa bürüme mekanizmaları kullanıyorum. Belki bu bakış açısı daha önceki seminerlerimizde biraz daha zor anlaşılabilir olabilirdi psikoloji dışındaki dinleyicilerimiz için ama son zamanlarda yayınlanan dizilerde herkes aslında kendinden bir parça bulmaya başladı ve bunları anlamlandırmak daha kolay olabildi. Mesela aile bilinçaltı düzeyde birbirine etkiler demek, mesela aşırı obsesif kompulsif bir temizlik hastası annenin koyduğu kurallara veya işte dizide izlediğimiz gibi ablanın, diğerlerinin neden hiç itiraz etmeksizin uyduğunu da bize anlatabilir. Çünkü bilinçaltı düzeyde mesela böyle aşırı obsesif bir anne çok büyük bir temizlik takıntısıyla herkesi yönetiyorsa, herkesin kıyafetlerini, giyeceklerini, nereye oturacağını, ne zaman ne yapacağını yönetiyor ve diğerleri buna hiç ses çıkartmıyorsa belki aldıkları gizli bir mesaj var bilinçaltlarına gelen. Eğer bu kuralları yıkarsanız bana yapabileceğiniz en kötü şeyi yaparsınız. Eğer bu kuralları yıkarsanız mesela bizim toplumumuzun gizli mesajları, hani alenen söylense bile altında yatan çok şey olduğu için söylüyorum, hayırlı evlat olmazsınız. Dolayısıyla bu söylemlerle bizi yöneten ve bizim üzerimizde kendi ihtiyaç ve ilişki ve isteklerini karşılamaya çalışan bir ilişki sisteminden bahsediyoruz. Yani aile birbirini bilinçaltı düzeyde yönetir derken. Burada Ackerman bize diyor ki işte tüm bu bilgiler ışığında birbirine bağlanan bir patoloji vardır ailede. Yani bir aile patolojik olsa da bunu fark etmeyebilir. Yaptığı, ürettiği şeyler, söylemleri, hareketleri çok anormal olsa bile, yani anormal burada tırnak içi söylenmesi gereken bir şey. Çünkü çok mükemmel bir aile de yoktur hiçbir zaman.
Fakat bu hayali düşlemleme içinde bunu rasyonalize ediyor ve o bireyin veya bireylerinin orada oluşturmuş olduğu değişik, zarar verici, kendi ihtiyaçları üzerinden şekillenen veya diğerini aslında psikolojik şiddet olarak uyguladığı hareketlerini haklı kılıyor, onları rasyonalize ediyor da olabilir. Bu bir arada tutuyor bu patoloji. Yani bizi bir arada tutan, bizi dengede tutan şey her zaman sağlık olmayabilir. Sağlıksız bir şey üzerinden de birbirimize bağlanıyor olabiliriz. Ve o sağlıksızlık bizi bir arada tutmaya çalışıyordur. Ta ki içimizden biri bir hastalık, bir rahatsızlık, yani hani psikolojideki diliyle belki bir nevroz, bazen bir psikoz oluşturana kadar. Burada üzerinde durmamız gereken önemli kavramlar var. Mesela bir tanesi şu, çocuklar büyürken ebeveynlerini izlerler ve davranış repertuarı oluştururlar. Bu psikodinamik aile terapisi için önemli içeriklerden bir tanesi. Yani biz dünyaya John Locke'un söylediği gibi boş levhalar olarak geliyoruz, tabula rasalar olarak geliyoruz. Ama bu dünyayla başa çıkabilmek için, yani reflekslerin dışında öğrenilmiş bir davranışımız yok. Fakat bu karmaşık dünyayla başa çıkabilmek için bir davranış repertuarı oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Önce ebeveynimizi izliyoruz. Yani onların olaylara verdiği tepkileri izliyoruz. Mesela bir tartışma anında ne oluyor? Anne babaya ne yapıyor? İtiyor, kakıyor mu? Hakaret mi ediyor? O tartışma hangi düzeyde ilerliyor? Sonra nasıl sonuçlanıyor mesela? Birbirlerine küsüyorlar. Annenin morali bozuk, odasına kapanıyor, depresyonda. Baba evi terk etmiş, 2 gün gelmiyor. Sonra ne oluyor? Nasıl barışıyorlar? Yani çocuklar aslında biz onlara bu hareketleri sunarken kendi davranış repertuarlarını ediniyorlar. Ta ki kendi yetişkin hayatlarında, kendi ebeveynliklerinde, kendi partner ilişkilerinde hiç sorgulamaksızın kullanmak üzere. Çünkü bu ekol bize diyor ki biz bilinçaltı düzeyde bunların o kadar etkisinde kalıyoruz ki orada ebeveynimizin halledemediği işleri bile halletmeye çalışıyoruz. Oradaki ebeveynlik stillerini içselleştiriyoruz. Annenin depresyonunu alıyoruz, babanın öfkesini alıyoruz ya da her neyse. Ve sanki kendimizinmiş gibi onları kullanmaya başlıyoruz. Kendi repertuarlarımızın içinde bunlarla iştigal etmeye başlıyoruz. Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabında bir cümle var. Onu okumak istiyorum size. Diyor ki, anne ve babalar iyi düşünün ve vicdanınıza göre karar verin. Çocuklarınızı yetiştirdiğiniz ve onların kişiliklerinin şekillendiği aile ortamı zihinsel ve ruhsal olarak yeteri kadar iyi mi? Çünkü o ruhsal mekanizmayı, o aile ortamındaki mekanizmayı içselleştirip kendi ailelerine taşıyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz, yani her ailenin kendine ait bir ruhsal mekanizması, bir aile ortamı var. Bunu en iyi bir başkasının evine yemeğe gittiğinizde veya yatmaya gittiğinizde anlarsınız. Oradaki psikolojik süreç ve sizinki birbirinden farklı olabilir. O psikolojik süreç nasıl bir şey? Mesela kendinize sorun, eve gitmek nasıl bir duygu? Eve gitmek size dinlenme, huzur gibi mi bir algı veriyor, yoksa biriyle veya birkaç kişiyle yaşayacaklarınız yüzünden bir stres faktörü mü, bir rahatsızlık faktörü mü? Dinlendiğiniz bir yer mi, daha çok yorulduğunuz bir yer mi? Bunlar hep aile atmosferi konusunda bize bir fikir veriyorlar. Ve biz ebeveynlerimizi izlerken bunu öyle bir içselleştiriyoruz ki kendi ailemize de aynı ortamı kurmak üzere aslında yapılanıyoruz ve içselleştirmiş oluyoruz. Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki bize kim olduğumuzu öncelikle ailemiz anlatıyor. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Yani bir yandan ebeveynlerimizi izlerken onların davranışlarını içselleştirip olaylara vereceğimiz tepkileri sorgulamaksızın kazanırken, bir yandan da ailemizin içerisinde onlarla kurduğumuz etkileşimde kendi kim olduğumuz bilgisine de ulaşıyoruz. Hayat bir ilişkiler sistemi, bir ilişkiler bütünü. Nesne ilişkileri kuramı içerisinde anlatıyorum bunu. Ve aslında mesela nasıl bir eş olduğumu bana partnerim anlatıyor. Nasıl bir evlat olduğumu anne babam anlatıyor. Nasıl bir anne baba olduğumu çocuğum anlatıyor. Bir anne baba da bebek doğduğu andan itibaren ona böyle geri bildirimlerde bulunuyor, kim olduğuna dair. Fakat bu geri bildirimler her zaman doğru da olmayabiliyor. Çocuğun öz bilgisiyle doğrudan bağlantılı olmayabiliyor. Mesela anne çocuğuna sürekli çok tembelsin diyorsa ve çocuk gerçekten tembelse, bu ona zarar veren bir bilgi olmaz. Özüne uyduğu için evet tembelim der. Onu geliştirmez de ama, bu suçlamaya dönüşmüş bir şey çünkü. Ama rahatsız olmadan hayatına devam edebilir. Ama bu geri bildirimi verdiği kişinin öz bilgisine uymuyorsa bununla mücadele etmeye başlar. Hayır değilim diye direnir.
veya öyle olmadığını ispatlamaya çalışır ama bir türlü ebeveyne yaranamayabilir. Ve sonunda onu biraz yavaş yavaş kabullenmeye başlar, içselleştirmeye başlar. Bir müddet sonra bunun için suçluluk duymaya başlar. Neden böyleyim? Ve değersizlik duyguları ve depresyon. Yani nevrozların kaynağını oluşturan bir yanlış bir geri bildirime maruz kalabiliriz. İşte bu noktada aslında bu kuramlar bize şunu soruyorlar. Diyorlar ki büyürken izlemiş olduğunuz öfkeler, büyürken izlemiş olduğunuz hayal kırıklıkları gerçekten size mi ait? Mesela değiştirmek isteyip de değiştiremediğiniz duygularınızı, hareketlerinizi düşünün. Hani çok öfkelisiniz ve bir an önce bundan kurtulmak istiyorsunuz ama bir türlü kurtulamıyor musunuz? Veya çabuk hayal kırıklığına uğruyorsunuz, çabuk pes ediyorsunuz. Ve ailede böyle davranan biri daha var mı diye düşünün. Ebeveynlerinizi düşünün mesela veya sizden büyük abilerinizi, ablalarınızı. Ve tekrar dönün kendinize bakın. Yani o duygular gerçekten size mi ait yoksa büyürken bunları diğerlerinin tepkilerinden içselleştirdiniz ve kendi duygu ve davranış repertuarlarınıza mı eklediniz? İşte bu bütünler üzerinden baktığımız zaman bu kuram genellikle bize bu noktaları anlatmaya çalışıyor ve eş seçimimizde, aile etkileşim örüntülerimizde farkında olmadan bu yolları izlediğimizi ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Eğer partnerinizle veya çocuklarınızla sorun yaşıyorsanız bu kuram açısından bu sorunların kaynağını kendinize sorduğunuzda acaba kendi ebeveynimle halledemediğim bir şeyleri mi yansıtıyorum veya işte onların özüne uymayan geri dönütlerde bulunuyorum ve bunlar aslında çatışmaya mı sebep oluyor? Bilinçaltı düzeyde onlara ne gibi mesajlar veriyor olabilirim? Şimdi bunun tabii cevabı özellikle bilinçaltı düzeyde nasıl mesajlar veriyor olabilirimin cevabı bir de yansıtmalı özdeşim dediğimiz bir kavramdan da geçiyor. Burada kendimize sorabileceğimiz soru şu. Mesela çocuğumuzda, eşimizde en çok neye kızıyoruz? Ve onlarda neyi görmekten en çok rahatsızlık duyuyoruz? Neyi gördüğümüz zaman daha çok tepki veriyoruz? Ve onlara kızdığımız zaman ne yapıyoruz? Yansıtmalı özdeşim kuramı diyor ki psikodinamikte bize aslında ebeveyn kendinde hoşlanmadığı bir yönünü çocuğunda ya da eşinde gördüğü zaman tepki veriyor ve onu cezalandırmaya çalışıyor. Aslında cezalandırdığı kendisi. Çocuğunun pasifliğinden şikayet ederken belki çocuğunun sakin doğasını reddediyor ve kendi pasifliğinden rahatsız olduğu için bunu sanki kendisine kızıyormuş gibi karşısındakine yansıtıyor. Dolayısıyla onun öz bilgisinden, onun ihtiyaçlarından bağımsız bir karara varmış oluyor. Kendisinde görmeyi, fark etmeyi reddettiği bir özelliği aslında bu noktada tepki veriyor. Aile üyelerinden birinin sevmediği bir parçasını diğer bir aile üyesine yansıtmasından bahsediyoruz. Ve yansıtılan bu parçanın diğer aile bireyi üzerinde yavaş yavaş içselleştirilmiş bir bilgiye dönmesi. Çocuklarımıza pasif olmamaları için sürekli tepki verdiğimizde bir müddet sonra onları gerçekten pasifize ettiğimizi fark etmiyoruz mesela. Çünkü onlar artık içselleştirilmiş olan bu bilgiyle bize cevap vermeye başlıyorlar. Burada özellikle nesne ilişkileri kuramının aile üzerindeki açıklamalarında çok sevdiğim bir cümle var. Mesela diyor ki narsistik kişilik bozukluğu ebeveyninden yeterli takdir alamamış çocuklarda gelişir. Belki bu cümle bize çok daha faydalı olabilir. Bu terapide tabii iyileşme nasıl gerçekleşiyor? Kuramın çok derin içerikleri ve açıklamaları var. O tabii ki burada o noktalara çok girmiyoruz ama bu danışma içerisinde özellikle tedavi yani bu semptomun fonksiyonu ne sorusunu kendimize cevaplamaya başlamamızla gelişen bir şey. Öncelikle buna içgörü kazanmak diyoruz ve yani neden ben mesela bu kadar öfkeliyim, neden ben bu kadar çabuk hayal kırıklığına uğruyorum, neden bu kadar depresifim gibi soruların cevabının peşine düştüysek eğer ya da mesela eşim neden bu kadar öfkeli ya da çabuk hayal kırıklığına uğruyor ya da bu kadar tembel neden harekete geçmiyor? İşte burada aslında değişim için içgörüye ihtiyaç duyuyoruz ve bu içgörü bizim aile kökenimizle kurduğumuz ilişkide yatıyor bu kurama göre. Onların ebeveyn ilişkisinde ve onların bizimle kurduğu ilişkideki yanlış yüklemelerin fark edilmesi, temizlenmesi ve kendi bireysel kimliğimizi fark edişimizle gelişebilen bir içerik bu. Yani şu anda ortaya çıkmış olan durumumuzun geçmiş travmalarımızla olan ilgisi ne?
Ailenin sorunla dürüstçe yüzleşmesini önleyen korktukları şey nedir? Onları bu dürüstçe yüzleşmekten alıkoyan neden nedir? Neden korkuyorlar? Aslında buradaki amacımız farklılaşmayı sağlamak. Farklılaşma bizim içine doğduğumuz aileyle birlikte kurduğumuz ortak benden büyüdükçe ayrışmamız ve kendi benimize sahip olabilmemiz. Common self diyoruz, ortak ben durumu, ortak duygu durumu. Bu ortak duygu durumundan, ortak benden ayrışarak artık bir birey olmamız, bir ben olmamız, kendi fikirlerimizi, kendi eylemlerimizi gerçekten üretebiliyor olmamız. Bu söylemesi kolay bir şey ama aslında ne kadar aile gerçekten bizim onlardan farklı fikirler, farklı duygular üretmemize ses çıkarmadan saygıyla karşılayacak bir zemin sunabiliyor bize. Yoksa onlardan farklı eylemlerimizi, düşüncelerimizi bir tehlike, bir tehdit olarak mı görüyorlar? İşte biz bu noktaya diyoruz ki kişinin benliğinin farklılaşması buradaki danışmanın gerçek içeriği olmalı. Çünkü benliği farklılaşmamış bireyler bu ebeveynlerinin yüklemiş olduğu duygu durumlarını çok daha fazla içselleştiriyorlar. Kendi duygu repertuarlarıymış gibi karıştırmaya başlıyorlar ve kendi ebeveynlik stillerinde, kendi eş stillerinde bunları sergilemeye başlıyorlar. Annesinin bozuk ebeveyn stiline, babasının işte başa çıkamadığı öfkesini kendi eşine veya kendi çocuklarına sergilerken bulabiliyor. O yüzden bu danışmanlık, psikodinamik aile danışmanlığı bireyin farklılaşmasına, o bağımlı yapıdan kurtulmasına çok önem veriyor. Burada kastettiğimiz bağlılıkla bağımlılık noktası şöyle bir nokta. Mesela ergenleri ele alalım. Ergenler en fazla birey olma talebini bize gösteren gruptur. Ergenliğin bir özelliği de budur. Ben kimim sorusuna cevap aradığı bir noktadır. Ve ergen tam da o ben kimim noktasına cevap ararken sosyalleşmeye başlar. Dış dünyada bu cevapları aramaya başlar. Artık aileden aldığını almıştır ve onları deneme zamanıdır. O denemenin içine girmesi gerekir. Kendini bulabilmesi için etkileşim ve ilişki kurması, iletişim kurması gerekir. Ve tabii ki bu noktada kendiyle ilgili farklılığı, kendiyle ilgili ben kimim sorusunun cevabını ararken ebeveynden daha farklı düşünceler ve eylemler oluşturabilir. Fakat bağımlı yapıdaki ebeveynler, bağlı yapıdakiler değil bakın, bağımlı yapıdakiler bunu bir tehdit olarak algılarlar. Bu tehdidi çocuğa daha fazla baskı uygulayarak, onu geri çekmeye çalışarak bastırmaya çalışırlar. Fakat bu çocuğun kimlik duygusunu zedeliyorsa, o ben olma arayışını bozuyorsa, çocuk da bize daha fazla ekstrem hareketle cevap verir. Yani bu bağlamda, bu bilgi ışığında şunu düşünebilirsiniz. Neden çocuklar en fazla dövme, piercing gibi hareketleri ergenlik çağında yapıyorlar? Belki de bize diyorlar ki bu benim bedenim, bu benim duygum, bu benim düşüncem. Ben senden farklıyım. Bak sende yok, bende var demeye çalışıyorlar. Ben olmaya çalışıyorlar. Kimliklerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu bağlamda şunu düşünebilirsiniz. Ne kadar çok baskı, o kadar çok ekstrem hareket olabilir ergenlerde. Çünkü orada duymadığımız bir şey var. O çocuk diyor ki benim bir kimliğim var. Ben benim ve beni duyun, benim farklılığımı kabul edin. Eğer bu çok fazla baskıyla geri dönüşe sebep olursa belki de çocuk istediğiniz gibi davranacak ama nevrozlar oluşturacak. Ya da sizin onu duymadığınızı düşünerek korktuğunuz o bir sürü ekstrem hareketi size arka arkaya göstermeye başlayacak. Dolayısıyla bu terapi der ki bize biz bağlı olmalıyız aile yapısı içerisinde, bağımlı değil. Bağlılık sağlıklılıktır. Birbirimizin bireysel farklılıklarını kabul edebiliriz. Dünyanın neresinde olursak olalım bir kriz anında bir araya gelebiliriz. Ama bağımlılık öyle değil. Bağımlılık ortak ben duygu durumu içinde hapsolmak olduğu için orada gerçek duygular üretmiyoruz. Birlikte duygular üretiyoruz ve birbirimizin anksiyetelerine, kaygılarına çok açık bir hale geliyoruz. Ve bağımlı aileler tahminimizin ötesinde o çok bağımlı yapılarına rağmen mesela büyüklerin ölümüyle mesela bir miras gibi bir krizde hemen dağılıverirler. Pek çok kişinin ailesinde mirastan sonra, miras kavgalarından sonra çok bağımlı olmalarına rağmen, bağımlı gözükmelerine rağmen işte birbirine küsmüş halalar, teyzeler, amcalar, dayılar vesaire olabilir. Çünkü zaman içerisinde bu yapıyı, bu bağımlı yapı içerisindeki benliklerini karıştırmış oldukları için dağılmaya da çok daha müsait halde kalmışlardır.
Bu noktada şunu söyleyebiliriz, temel tekniğimiz aile hikayesini almak. Bütün bunlarla karşılaşabilmek için kişinin kendi hikayesi içerisinde hareket etmesi gerekir. Ve bu bir takım profesyonel soru gruplarıyla oluşabilecek bir şey. Kişinin geçmişteki, çocukluğundaki ilişki kurma yolu, onların kendilerini nasıl algıladığını ve davrandığını etkilediği için ortaya konulmalıdır. Bunun üzerinde konuşulmalıdır, düşünülmelidir. Aile içerisindeki etkileşimlerimiz kendimizle ilgili bir takım bilgiler taşıyorlar ve bu noktada kendimize sormamız gereken soru grupları var ve belki de danışma ile birlikte keşfetmemiz gereken noktalar var. Biz ailemizin içerisinde nasıl çocuklardık? Bizimle ilgili geri bildirimleri neydi? İstenmeyen, sevilmeyen, sorun çıkartan çocuk. Yani bu bilgileri aldıkça ailemiz içerisinde kendimizi ifade ettiğimiz tarzlar geliştiririz. Mesela öfkeli olmak, kırgın olmak, kızgın olmak, isyankar olmak gibi. Hans Kohut bireysel psikolojide self psychology onun kuramı şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ebeveynlerinizle kurduğunuz ilişkide belki de çok öfkelisinizdir. Mesela şurada şunu da söylememiz çok önemli. Bizim dışarıda, dış dünyada arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkideki kimliğimiz belki çok hoşumuza giden, bizi mutlu eden bir kimlik olabilir. Ama aile içerisinde aynı şekilde davranamıyor olabiliriz. Yani bir insanın dış dünyaya gösterdiği beniyle aile içinde gösterdiği beni birbirinden farklı olabilir. Bu farklılık bazen bizim kişilik patolojilerimizden kaynaklanır veya çocukluğumuzla ilgili halledemediğimiz sorunlarımızı aile bireylerimize yansıtma sürecimizden kaynaklanır. Bazen de onların bize verdiği o bilinçaltı gizli mesajlardan kaynaklanır. İşte tam bu noktada Hans Kohut bize diyor ki, mesela ailene karşı daha mı öfkelisin ve aile sana, ebeveyn sana mesela bu bizim ailenin asisi mi diyor. O zaman dur ve düşün diyor Hans Kohut, sana neden asi diyorlar? Temelde neye isyan ediyorsun? Onların sözel olarak söylemediği gizli planda söyledikleri ne var? Mesela gizli planda duyduğun şey, sen diğer çocuklarımdan daha yetersizsin veya seni onlardan daha çok sevmiyorum, onları biraz daha fazla beğeniyorum ve seviyorum gibi bir bilinçaltı mesaj mı ve sen aslında onlara mı isyan ediyorsun? Dolayısıyla danışmanın bir amacı aslında bizim üzerimizde aile üzerinden gelen bu yüklemelerle karşılaşıp bizi bağlayan, bizi hapseden, işte birey olmamızı, hareket etmemize imkan vermeyen bu duygularla karşılaşmamızı sağlamaktır. Bunun için de bunun yolu aile hikayesini alırken çok sayıda soru sormak. O yüzden burada soru bir teknik. Tabii ki profesyonel sorular bunlar ve uzman tarafından profesyonelce değerlendirilmeleri gereken sorular. Ama mesela birkaç tanesini sorayım size. Mesela siz kimsiniz? Ailenizin hikayesi nedir? Ki bu dediğim gibi bize pek sorulan bir soru değil. Küçükken ne yaşadınız? Neler başınızdan geçti? Hangi anılarınızı hatırlıyorsunuz? Yani düşünün, doğduğunuz günden şu an bu videoyu izlediğiniz ana kadar binlerce, belki milyonlarca mıdır acaba hikayelerimiz var. Ama geçmişte hatırladığımız hikayeler neler, ilk anımız neler gibi, hangi anılarımızı hatırlıyoruz gibi sorularda bariz bir takım anıları seçip konuşuyoruz. Neden o anılar, neden diğerleri değil? Bizi var eden o hikayeler, o anılar, neden onlar seçiliyorlar ve üzerimizde ne gibi etkileri kaldı, ne gibi izleri kaldı? O anılarla nasıl devam ediyoruz? Nasıl bir anne babamız, kardeşlerimiz vardı? Bu sorulara biraz Adlerian soruları da ekleyebiliriz. Adler aile terapisinden soruları da. Mesela anne babamız hepimize eşit davranabiliyor muydu biz çocukken acaba gerçekten? Mesela biz aile danışmanlığında şunu biliyoruz ki bir aile, mesela 5 tane çocuğumuz var diyelim. 5 çocuğuna da eşit sevgi verebilir ama eşit davranamaz. Çünkü yaşam döngüsü diye bir şey var. Yaşam döngüsünün içinde aile çok dinamik bir şey, stabil değil. Değişiyor, dönüşüyor, inişler çıkışlar gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ediniyor yaşadıklarından. O yüzden daha sonraki çocuklarına o edindiklerine dayalı olarak farklı davranışlar sergileyebiliyor. Bazen de bu haksızlıklar da olabiliyor. Mesela yaşadığı hayal kırıklıklarını diğer çocuklarına yansıtabiliyor. O yüzden çocuklar büyüdükleri zaman diyorlar ki bana yapılan sana yapılmadı. Sana eşit davranıldı, bana davranılmadı. Bana haksızlık yapıldı, sana yapılmadı gibi cümleler sarf edebiliyorlar. O yüzden gerçekten kendinize sorun. Anne babanız hepinize eşit davranıyor muydu? Eğer siz şimdi anne babaysanız gerçekten eşit davranabiliyor musunuz çocuklarınıza? Anne babanızın favori çocuğu kimdi? Anne babaların favori çocukları var mesela.
Bir hata yaptığınızda ne yapıyorlardı? Nasıl tepki veriyorlardı? Burada çok enteresan bir şey var. Mesela anne babamız biz hata yaptığımızda ne tepki veriyordu ve biz hangileri, o tepkilerin hangilerini sevmiyorduk? Keşke bana bunu yapmasa dediğimiz ne vardı? Bunların çoğunu kendi çocuğumuza yaparken buluyoruz kendimize. Acaba çocuğumuz hata yaptığında biz ne yapıyoruz? Bunu da kendimize sormamız lazım. Her bir aile üyesinin amacı nedir? Hangi aile üyesi amaca ulaşma konusunda başarılı, hangileri değil? Yani gördüğünüz gibi soruları çeşitlendirmek söz konusu, soruları fazlalaştırmak söz konusu. Önemli olan uzmanla birlikte buradaki ailenin birbiriyle karşılaşmasını ve buradaki duygularını fark edebilmesini sağlayabilmek. Burada Bowen neyi fark ettiriyor peki? Kalan süremizde Bowen'a geçelim diye düşünüyorum şu anda. Bowen aile terapisine şöyle bir şey daha getiriyor psikodinamik sürece. Şimdi psikodinamik süreçte ailenin bir geçmişi, şimdisi ve geleceği var diyoruz ama Bowen buna bir de boylamsal bir şey daha ekliyor. Diyor ki bu ailenin bir de ataları var. Yani daha önce yaşamış olanlar, anneanneler, babaanneler, dedeler, önceki kuşaklar. Ve bu önceki kuşaklar meselesi o kadar güçlü bir mesele ki Bowen bunu ortaya attıktan sonra çok sayıda araştırma yapılıyor. Ve çok ilginç şeylerden bir tanesi şu, bozuk bir davranış kalıbımızı kuşaklar boyu aktarabiliyoruz. Kesintiye uğramazsa o davranış kalıbı, yanlış hatalı bir davranışımızı, bir terbiye stilimizi veya bir duygu durumumuzu nesiller boyu aktarabiliyoruz. İşte tam bu noktada Bowen diyor ki bize her ölen insan iz bırakır. Bizden önce yaşamış olan kuşaklar var. Belki onları hiç tanımıyoruz ama onların bir aileleri vardı. Onlar bir düşünce ürettiler, bir duygu ürettiler. Biz o insanları tanımadık. O insanların isimlerini bile bilmiyor olabiliriz. Ama onların duygu durumları sonraki kuşaklara aktarıldı. Onların davranış stilleri sonraki kuşaklara aktarıldı. Yani üzerimizde onların izleri var. Yani bizim duygu durumlarımızda, düşüncelerimizde onların yaşantılarının kalıntıları var. Şöyle bir şey söylemiş, şuradan okumak istiyorum size. Diyor ki Bowen, her ölen insan iz bırakır, gerçekler olmasa da çeşitli fikirler bırakır ve geçmişin hakkında ne kadar çok şey bilirsen kendini o kadar daha iyi tanırsın. Daha önce yaşayan aile üyelerinin duygularının hepsi şimdi yaşayan aile üyelerinde mevcuttur. Ailelerin bugünkü durumlarını anlamamız için geçmişte yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini, bakış açılarını incelememiz gerekir. Geçmişte yaşayanların duygu durumları şimdiki aile bireylerinde mevcuttur. Yani Bowen kuşaklar arası aktarım sürecini inceliyor. Bunu da şöyle fark ediyor. Mesela bir ailenin eğer geçmiş hikayelerinde göç, işte savaşlar, afetler, doğal afetler, böyle büyük olaylar varsa o aileler bir takım söylemler oluşturuyorlar. Mesela biz Osmanlı zamanında Türkiye topraklarına gelmiş aileleriz çoğumuz. Benim hem anne tarafım hem baba tarafım göçmen mesela. Bir göçmen hikayesi var mesela. Bunlar çok kuvvetli hareketler bir aile için. Bir göç, bir savaş, işte mesela şu an yaşadığımız korona bile bir hikaye oluşturacak, bir söylem oluşturacak şimdi çocuklarımız üzerinde. Bu aileler parçalanmamak, dağılmamak için çok güçlü söylemler oluşturuyorlar. Mesela işte hayatta kalmak için mücadele etmelisin veya kız çocukları mutlaka okumalıdır, altın bileziği olmalıdır. Ya da tam tersi oluşuyor mesela. Ya da işte hayatta hiç kimseye güvenmeyeceksin. Ya da önce mal gelir gibi söylemler. Ve bakıyoruz bunlar kuşaktan kuşağa aktarılıyorlar. Bu noktada Bowen bu aktarılan şeylerin aslında görünenden çok daha güçlü olabileceğini, duygusal süreçler de olabileceğini fark ediyor. Dolayısıyla biz aslında önceki kuşakların bizi hayatta tutmak için edinmiş oldukları bu söylemlerin etkisinde yaşıyoruz. Tabii fark edebileceğiniz gibi bu söylemlerin hepsi de etkili olmuyorlar. Yani aktarılan şeyler güç de olabilir ama semptomlar da olabilir. Sorun yaşayan aileler o önceki ailelerin yaşadıkları bu semptomları alıyor olabilirler. Üstelik kendi hayatlarında buna eklenen diğer travmalar, çocuk evlat kayıpları veya işte boşanmalar bazen eğer iyi yönetilmedilerse, iflaslar bu hikayeleri bir kez daha şekillendiriyor, etkiliyor olabilirler. Bu sefer ebeveynler çocuklarını bildikleri alanda tutabilmek için daha ağır, daha kuvvetli söylemler oluşturuyorlar. Ki çocuk aslında yapılan şey aynı psikodinamikteki gibi. Farklılaşmasın, değişmesin, bildikleri alanda onu tutabilsinler diye.
Peki sizi bildikleri alanda nasıl tutacaklar? Yani bir ergenin ne kadar deli, ne kadar eylemsel hareketler oluşturabildiğini biliyoruz değil mi? Buradaki terapinin anahtar kavramı kronik kaygı. Yani aileler aslında kronik kaygı yükleyerek bizi istedikleri alanda tutuyorlar. Buradaki kronik kaygı, mesela bir örnek vereyim size. Türkiye'de pek çok aile diyor ki, işte anne evleneceğim nereli? İşte şuralı. Hayır, oralıyla evlenemezsin. Buralıyla evlenebilirsin. Buralıya da memleketin olacak. Ama ben onu çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Evlenirsen çok kötü bir evliliğin olur. Yani seni istediği alanda tutmak için, farklılaşmanı, değişmeni önleyebilmek için o kronik kaygıyı oluşturmak mecburiyetinde. Bu büyük bir söylem ama küçük söylemlerde de kronik kaygı oluşturmak mümkün. Bizi kendi eylemsel alanlarımızın içinde tutmayan, onların istedikleri alanların, duygu ve davranışların içinde tutan kronik kaygı yüklemeleri. Eğer böyle davranırsan hayırlı evlat değilsin. Hayırlı evlat söylemi kadar kötüye kullanılan bir söylem yok bizim ülkemizde. Söylemin kendi niyetinden bağımsız olarak herkes kendi psikolojik ihtiyaçlarını yükleyerek çocuklarını bunu bir silah gibi kullanıyor. Bir tehdit gibi kullanıyor. Ve böylece ne yapıyor? Onları bildikleri alanda tutuyor. Farklılaşmalarına, değişmelerine, farklı eylemler oluşturmalarına müsaade etmiyor. O yüzden bu terapinin amacı da farklılaşmayı sağlamak. Buna Bob'un I position diyor, ben pozisyonunu oluşturması. O ortak benden, o işte birleşmiş, fused olmuş, yani iç içe geçmiş, o ortak yapıdan sıyrılıp, çünkü ortak yapı sana hep kaygı yükleyecek. Belki bu kaygıların, şu andaki depresif durumun, şu andaki nevrozun yüklenmiş bir nevroz belki de. Ve sen oradan ayrışıp benliğini keşfederek, kendi beninle, kendi duygu, düşünce ve kararlarınla ayakta durabileceksin. Bu terapinin amacı bu. Ama bu kopmak mı? Hayır. Bir bireyin ailesinden kopmasının da çok tehlikeli olduğunu savunuyor Bob'un. Dolayısıyla birliktelikle bireysellik dengelenmesi gereken iki sistem olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben kendi kararlarını, eylemlerini oluşturmuş ama kopmuş değil. Ailemle tekrar bir arada, o sağlıklı yapıyla bir araya gelmiş, birbirimizin farklılıklarını kabul eden, eylemsel alanlarına saygı gösteren bireyler olmuş olarak devam edebilmeliyim. Buradaki terapi bu noktada özetlenebilir. Üstelik de Bob'un şunu da fark etmiş, diyor ki, evliliklerde bireyler kendi farklılaşma düzeylerine yakın bireyleri seçme eğilimindeler. Yani iki farklılaşmamış birey, o ortak yapıya ihtiyaç duyan, benliğini çok fazla ortaya koyamayan birey birbirini bulmaya çalışıyor ki kendi ailesinin o bozuk dinamiklerini rahatlıkla aktarabilsin. Belki hani isteyerek yapmıyor olsa bile kendi psikolojik sorunlarını aktaracak, kendi bildiği eylemsel alanda onu tutmaya çalışacak, çocuğuna da bağımlı hale gelecek. Günümüzde o kadar çok çocuğuna bağımlı anne baba var ki, çocuklarına artık bir çocuk gibi değil, partner gibi davranmaya başlamışlar. Hatta bazen kendi eşlerinin ebeveynliklerini beğenmiyorlarsa çocuklarını ebeveyn statüsüne yükseltip o çocukla bir ebeveynlik ilişkisi kurarak diğerlerini yönetiyorlar. Bunların hepsi patolojik, bunların hepsi sorun yaratabilir noktalar. O yüzden farklılaşmış bireylerin kurduğu evlilikler çok daha güçlü ve birbirlerinin birey olmasına müsaade ettikleri, değer verdikleri, kıymet verdikleri için çok daha anlaşılabilir, sağlıklı bir ilişki yapısı. Burada şunu şöyle bir örnek söylersem çok daha iyi anlayacaksınız. Bizim ülkemizde bir söylem var mesela, seven insan kıskanır. Bakın, bu farklılaşmamış birey cümlesi. Biz sevginin en doğal göstergesinin güven değil de kıskançlık olduğunu zannetmeye başladık. Kıskançlık, yani sevgiyi kıskançlık içerisinde tutarsan bağımlı yapıdaki kaygını diğerine yüklersin. Ondan sonra onun bütün hayatına karışmaya başlarsın. Ne giydiğine, ne yediğine, ne içtiğine, hatta onu kısıtlamaya başlarsın ve buna hakkın olduğunu düşünürsün ve bu sonrasında şiddete varan şey işte. Şiddetin temel sebeplerinden bir tanesi. Oysa ki bir bireyin, bir kişinin birliktelik kadar bir kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmesine de izin vermek esas sağlığın oluşmasını sağlıyor. Halil Cibran'ın evlilik şiiri bence bunu bize çok güzel anlatacak. Evlilik şiirinde Halil Cibran diyor ki, bir kısmını aldım, tümünü değil. Ekmeğinizi bölüşün ama aynı lokmayı dişlemeye kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte ama ikinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü lavtadan dağılan müzik aynı ama nameleri çıkaran teller ayrıdır. Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın.
Çünkü ancak hayatın elidir yüreklerinizi saklayacak olan. Hep yan yana olun ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da ayrıdır. Çünkü bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez. Dolayısıyla bu şiir bence söylemek istediklerimi daha iyi toparladığı için onun içerisinde kalmak istedim. Aslında bu bize şunu da anlatıyor. Neden bireyler kendi farklılaşma düzeyinde birini seçiyorlar? Çünkü yani yüksek düzeyde farklılaşmışsa eşinin kimliğini, sergilediği kimliği kabul edebiliyor. Onun duygu düşüncelerine daha sorumluluk sahibi ve saygıyla yaklaşabiliyor. Ama diğer tarafta düşük farklılaşma düzeyindeki birey sözde kimliklerle birbirine yaklaştığı için aslında çok da sağlam bir ilişki kurmuyor. Şunu söyleyebiliriz. Bu işte sözde kimlikle yaklaşmış ve ben olmana müsaade etmeyen bir ilişki yapısında bir kişi aslında seni gerçekten seven bir kişi değil. Çünkü kendine odaklı, kendi benine odaklı. Biz diyebilme duygusu karşındakini fark edebildiğin ve onun düşünce, duygu ve davranışlarına saygı duyabildiğin zaman oluşabilen bir şey. Dolayısıyla kişisel arası bu ego sınırlarının kalkması, yok olması, bireyselliğin kaybedilmesi düşük farklılaşma düzeyinde daha çok karşımıza çıkan bir nokta. Burada Kohut'un kendilik psikolojisi kuramından da bir örnek vermek istiyorum. Kohut bize diyor ki, aile terapisine uyarlarsak buradaki bilgiyi, çocuğa bakım veren ilk kişinin çocuğa nasıl davrandığı ve çocuğun bunu nasıl algıladığı son derece önemlidir. Yani bu noktada bize söylediği şey diyor ki ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkide bize bakım verenler, hayatımızın önemli kişileri aslında bize bir zarar vermişlerse, biz o zararı telafi etmek, onlarla ilişkimiz boyunca aldığımız yaraları onarmak, iyileşmek isteriz ve bunu yansıttığımız kişi de eşimiz oluyor diyor Hendricks. Diyor ki mesela, onlarla ilgili bütün zedelenmişliklerimizi, örselenmişliklerimizi şimdiki ilişkimize yansıtıyoruz. Karşımızda bilincimizin gördüğü kişi partnerimiz ama bilinçaltımız ebeveynimizi görüyor. Onunla kuramadığı yarayı sarmaya çalışıyor, kuramadığı ilişkiyi kurmaya çalışıyor. Bazen ondan intikam almaya çalışıyor, ona olan öfkesini boşaltmaya çalışıyor. Şimdi bu noktada şunu da düşünebiliriz. Eşlerimize baktığımız zaman gördüğümüz şey gerçekten onlar mı? Ya da onlarla kurduğumuz ilişkide bir sorun yaşıyorsak, kontrolsüz şekilde öfkelerimiz, kalp kırıklıklarımız varsa, anlaşılmadığımızı düşünüyorsak, bir de dönüp ebeveynimizle olan ilişkimize bakalım. Oradaki güvensiz bağlanmamızı buraya mı yansıtıyoruz? Bu terapinin, bu seansın odaklandığı noktalardan bir diğeri de bu. Buna geçmişin izleri diyebiliriz. Geçmişin izlerinin ilişkilerimiz üzerindeki sorunu bu şekilde yansıyor diyebiliriz. Yani aslına bakarsanız bazen bir anne babanın çocuğuna öğrettiği şey bir başkasını nasıl incitebileceği oluyor farkında olmadan yaptığımız şey. Burada kendimize şunu söylememiz lazım. Çocuklar bizim gerçekleştiremediğimiz hayalleri gerçekleştirebileceğimiz, söyleyemediğimiz şeyleri söyleyeceğimiz, kendimizde görmek istediklerimiz ve göremediklerimizi görebileceğimiz araçlar değiller. Onların kendilerine ait bir benlikleri var, kendilerine ait hayalleri var. Dolayısıyla nasıl ki eş ilişkimizde bağımlı yapıdaysak aynı şeyi çocuklarımıza da yapıyor olabiliriz ve onların da ben olmalarına müsaade etmiyor olabiliriz. Anne babanızın size şunu sorduğunu hayal edin. Bizimle yaşamak nasıl bir duyguydu? Bize söylemek istediğin neleri söyleyemedin? Keşke bana şunu yapmasaydınız, bunu yapmasaydınız dediğiniz şey nedir? Tekrar çocukluğunuza geri dönseniz onlarla neyi düzeltmek isterdiniz? Ve bu noktada aslında aynı soruları kendi çocuğunuzun size sorduğunda hayal edebilirsiniz. Hemen hemen aynı şeyleri söylediklerini göreceksiniz. Çünkü kendi anne babalarımızla halledemediğimiz şeyleri aynen çocuklarımıza yansıtıyor ve orada çözümlemeye çalışıyoruz. Hatta babanın burada üçgen diye bir kavramı da var. Anne baba arasındaki çatışma çok kuvvetlendiği zaman çocuk semptom üreterek dikkati kendi üzerine çeker diyor. Çocuklarınızın davranış bozukluklarına bir de bu gözle bakabilirsiniz. Sizin aranızdaki bir çatışmayı görmezden gelebilmek veya bastırıp yatıştırabilmek için de davranış bozuklukları üretiyor olabilir.
Bu terapide de temel noktalardan bir diğeri toplumsal gerileme. Bowen'ın toplumsal gerileme kavramı şu anda Türkiye'de bence çok anlamlı bir kavram. Çünkü bize şunu söylüyor. Bir toplumda yoğun bir stres ortaya çıkarsa, mesela çok nüfus artışı, ekonomik bunalımlar vesaire, toplumsal gerileme olur ve aile daha çok içine kapanmaya başlar diyor. Bununla ilgili verdiği örneklerden birinde şu vardı. Mesela okul stresi ne ele almış. Biz şu anda iki büyük ulusal sınavı çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz ve ciddi bir stres var. Ve bu stresin yarattığı rekabetçi ortamın mutlaka aileyi etkileyeceğini söylüyor. Bağlamı çok başarılı bir şekilde, o bağlamsal yapı içerisindeki stresin de ailenin aslında bir göstergesi olduğunu, bir birim olarak ailenin o stresi de yansıttığını bize çok başarılı bir şekilde gösteriyor. Bu çalışmanın da odak noktası genogram. Genogram çok özel bir çalışma. Bizim kuşaklar boyu neye aktardığımızı bir uzmanla birlikte adım adım keşfettiğimiz bir noktamız. Tabii ki genogram ayrı bir seminer konusu. Orada çok fazla şey söylenebilir yapı olarak, ama mesela şöyle sorular var. Ailenizde kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, kurallar, söylemler neler? Bunlar nerede doğmuş olabilir? Bu kurallar, bu söylemler sizi geliştirmiş midir yoksa engellemiş midir? Bunları keşfettiğiniz bir süreç. Ailenizde mesela öfke nasıl başa çıkılan bir şeydi ve siz şu an nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya da mesela ailenin favori çocuğu kimdi ve siz bunu nasıl yansıtıyorsunuz? Ebeveyninizin ebeveynliklerinden memnun muydunuz? Neyin değişmesini isterdiniz? Ebeveyninizin evlilikleri nasıldı? Ve onların arasındaki ilişki şu andaki ilişkinize nasıl yansımış olabilir? Nasıl tekrarlıyor olabilirsiniz? Bu sorularla karşılaşılan ve bu soruların çözümlerinin, cevaplarının farkındalık yoluyla öncelikle ortaya çıktığı bir terapi tekniği. Franz Kafka'nın Babaya Mektup kitabındaki bir cümlesiyle bitirelim. Diyor ki Kafka, evlenmek, aile kurmak, doğmak isteyen bütün çocukları kabullenmek, bu güvenilmez dünyada onları var etmek ve hatta biraz yol da göstermek benim inancıma göre bir insanın ulaşabileceği en üst noktadır. Bu bilgileri bilmeden çocuk sahibi olmamak lazım diye düşünüyorum. Ama hepimiz tabii bir eğitim olduğunda veya bu işin içine girdiğimiz zaman bunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden şu an aslında dünyanın en büyük ihtiyacı aile eğitimlerini, aile ve evlilik eğitimlerini bir an önce böyle aktif bir şekilde hayata geçirebilmek. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir sürede teşekkür bir şey anlatmak istedim. Umarım kafanızı karıştırmadan bir takım bilgiler sunabilmişimdir. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Açıkçası esasen zaten çok kapsamlı bir konu. Hem psikodinamiğin altında alt başlıklar var. Odak noktaları, işte toplumsal gerilemeden bahsettiğiniz farklılaşma, bireyselleşme, yani bunların içinde bir sürü kavramla aslında tanıştık. Çok keyifliydi. Öncelikle YouTube'dan sorumuzu ben yönelteyim size. Şey denmiş... Eşin çocuk gibi sorumluluk almaktan uzak olup eşiyle ilgisinin duygusal ve cinsel yönden olmaması ile ilgili ne tür bir yol izlenmelidir? Teşekkürler. Bu soruyu baba için sormuştum demiş izleyicimiz. Yani tabii bu bazı özel sorular olmuştur mutlaka. Ben söylerken bir sürü, anlatırken bir sürü çarşıda oluşmuştu. O ailelerin yapılarına bakmak lazım, hikayelerini almak lazım. Başka tekniklerimiz de var. Biz bugün psikodinamiği konuştuk ama mesela yapısal aile danışmanlığı gibi daha hızlı çalışan ekoller de var. Ben sadece hani böyle bir çift gelmiş olsa ilk neye odaklanırım? Acaba birinin çocuksu tavrı ve sorumluluk almaması, diğerinin çok fazla sorumluluk alıyor olması ve ebeveyn tavrıyla alakalı mıdır diye sorarım mesela. Dolayısıyla ilişki sistemlerinde aile danışmanlığının bir kuralı vardır. Hiçbir zaman bir kişi suçlu değildir. Bir sistem bir sonuç yaratmıştır. Birinin oluşturmuş olduğu davranış öbürünün bunu çok fazla sahiplenmesi ya da hiç sahiplenmemesiyle de alakalı olabilir. Belki bu bağlamda, bu aileyi ve hikayesini bilmiyorum ama bu bağlamda bir kez daha kendilerine bakmalarını önerebilirim. Ve tabii ki bu tip durumlarda profesyonel yardım alınmalı. Evet, belki her iki eşin de inisiyatif alması açısından faydalı olacaktır. Bir sorumuz daha gelmiş. Akıcı ve bilgi dolu sunumunuz için teşekkürler hocam. Benim sorum şu demiş izleyicimiz. Favori çocuk dönem dönem değişebilir mi yoksa hep tek bir çocuk mu favoridir? Değişebilir kesinlikle. Öyle yani, aile danışmanlığı size ilk şunu öğretir. Hiçbir zaman model bir aile yoktur. Bir ailede şu oluyor ve her ailede bu oluyor da diyemezsiniz.
Ne kadar çok aile, o kadar çok farklılık, o kadar çok eylem, o kadar çok değişiklik. Favori çocuk bazen hayat boyu devam edebiliyor ve hatta anne veya baba ona öyle bir sahiplenmiş oluyor ki onun büyümesine, birey olmasına aslında farkında olmadan izin de vermiyor. Fakat zaman içerisinde mesela çok çocuklu ailelerde o yeterince o duyguyu tatmin etmeyip başka yüklemeler yapılan başka bir çocuk doğduysa ilgi o tarafa da dönebiliyor. O yüzden olabilir kesinlikle. Evet. Bu arada Halil Cibran'ı hatırlatmanız da sunumda harikaydı. Teşekkürler demiş Pınar. Katılıyorum ben de kesinlikle. Çok güzel tanımlamaları var aile ve evlilik üzerine. İnsanı çok etkiliyor çünkü içinde böyle bir ilahi tonda olduğu için kendinle ilgili çağrışımlar buluyorsun, hayatla ilgili, yaşamla ilgili. Çok tavsiye ederim ben de. Evet. Bir sorumuz daha var yine Zoom'dan. Bağımlı bir ailede yetişen birey terapi sürecinden geçmeden de bireyleşebilir mi? Evet, bu çok güzel bir soru. Hatta bununla ilgili bir literatür de var. Bu benim de peşine düştüğüm bir soruydu. Ve bu konuda bir sürü makale buldum. Google Akademi'ye siz de yazıp bakabilirsiniz bu konuda farklılaşma ile ilgili. Nasıl birey farklılaşıyor, hayat içerisinde nasıl değişiyor? Bunun şöyle bir cevabı var aslında. Özet olarak söyleyecek olursam. İki boyutlu bir şey bu. Bir, yaşam olayları. Yani işte başımıza gelen travmalar. Yani hepimiz acıdan kaçmak istiyoruz ama acı bizi değiştirip dönüştüren bir şey. Yaşadığımız olaylar, travmalar, acılar, biz eğer onlardan bir şeyler edinebiliyorsak, değişip dönüştüğümüz ve geri dönüp tekrar baktığımız, daha olgun bir gözle baktığımız, ayrıştığımız, ben olduğumuz yaşantılar. İkincisi ise aileden ayrışma şanslarımızın yarattığı karşılaştırmalar. Mesela çocuk bir yurda gidiyor, başka çocuklarla tanışıyor, onların aile yapılarını görüyor. Ya da evleniyoruz. Bize, kendi ailemize en iyi kim anlatır biliyor musunuz? Eşimiz. Eşimiz öyle bir aynadır ki çok da zor bir şeydir. Kendi ailenle karşılaşırsın onun tuttuğu aynadan. Kadın eş de olsa, erkek eş de olsa. Ve dönüp o aileyi, kendi aileni başka bir gözle görmeye başlarsın. Önce dirensen bile o farklılığı anlamaya başlarsın. Dolayısıyla bu seni de değiştirir. Bu seni de farklılaştırır. Yani insan güçlü bir varlık. Değişip dönüşmeye çok müsait bir varlık. Bu insan-ı kamil kavramına çok katılıyorum o yüzden. Hepimizin bir sonraki versiyonu biraz daha güçlü, biraz daha iyi, biraz daha kuvvetli. İşte bu esneklik bize bazen, her zaman değil, geri dönüp bakıp bu doğru değil, bu yanlış veya ben bu değilim, değişmeliyim, dönüşmeliyim duygularını veriyor. Hatta size şunu söyleyeyim, şu an şu semineri dinlerken bile eğer bir farkındalık edindiyseniz bu size rehber olacaktır. Yani okumak da mesela, kitap da çok büyük bir kaynak bu noktada. Biblioterapi gibi düşünebiliriz Hilal'ce. Evet, teşekkürler hocam. Bir sorumuza daha bakayım. Evet. Hocam, üçgen kavramında genellikle ebeveynler ve çocuk arasında oluyor dedik. Kök aile ve çiftler arasında da üçgenlerden söz edebilir miyiz? Kesinlikle söz edebiliriz. Hatta genogramın bir sebebi de bu. Kök ailedeki o üçgenlerle karşılaşmak. Bazen öyle şeyler görüyoruz ki kendimiz de çok şaşırıyoruz. Yani aynı üçgen daha önceki nesillerde oluşmuş oluyor. Ve üçgen illa anne baba çocuk arasında olmayabilir de. İkili, üçlü sistemlerin içinde oluşabilen bir şey. Ya da mesela bir nesne de olabilir. Bir insanın eşiyle çatışmalardan kaçınabilmek veya eşiyle ilişkisindeki mutsuzluktan uzaklaşabilmek için işini üçgene oturtması gibi. İşinde çok uzun saatler geçirerek üçgenin bir parçasını iş olarak belirlemesi de buna bir örnek olarak verilebilir. Evet, uzun bir sorumuz var. İki travmatik bireyin yetişkin bilincine ve iyileşme sürecine ulaşma çabasına karşın ebeveyn oldukları takdirde tekrar alevlenecek durumlar söz konusu olabilir mi? Ve sistemimize dahil edeceğimiz çocuk bizim travmalarımızdan ne ölçüde etkilenir? Bayağı yoğun olmuş. O kadar güzel bir cümle kurarak sormuş ki çok tebrik ederim. Yani benim burada vereceğim cevap şu, evet. O kadar güzel anlatmış ki kesinlikle iki bireyin travmatik birlikteliği biraz iyileşir gibi gözükse de çocukla birlikte bir kere daha sekteye uğrayabilir. Yani
bir anne hamile kaldığında ve bir baba baba olacağını öğrendiğinde aslında bütün bu köken ailenin yüklemeleri otomatik olarak devreye girmeye başlıyor. Çünkü bebek aslında hani ne kadar mutluluk verici bir şey olsa da daha çok kaygı verici bir şey. Bakın daha çok dedim bir de yani. Mutluluktan daha çok kaygı getirir bebek. O kaygı başa çıkılabilir bir durumu yönetebilme arzusu doğurur. Ve burada tabii ki eğer yeterince karşılaşmamız yoksa, yeterince kendimizi terapötik olarak iyileştiremediysek bir sürü başka şey devreye girecektir. Bebeğin üzerindeki kaygılarla birlikte ilişki, anne baba olmak, eş olmak, bir çocuk annesi babası olmak gibi duygularla yeniden başa çıkmak, yeniden düzenlemeler yapmaya gerektirecektir. Ve maalesef biz bunları başaramadığımızda bunun bütün yükü de çocuğun üzerine yükleniyor. O yüzden hani şu çok yanlış bir şey. Bozuk giden bir ilişki oluyor. Biz gene bizim toplumumuzda çok reflekstir bu. Bir çocuk doğurun da iyileşir, geçer. O küçücük omuzlar iki yetişkinin yükünü kaldıramaz. Bir ilişki düzelmeden asla çocuk sahibi olunmaması gerekir. Çünkü anne ve baba eşiyle kuramadığı ilişkiği belki o çocuğa yoğunlaşarak doyurmaya çalışacak. Ama o çocuk kimsenin partneri değil. Bu sefer çocuk çocuk olmaktan çıkacak, birinin partneri olmaya başlayacak. Daha doğduğu andan itibaren bakın ne kadar yanlış bir yükleme söz konusu oldu. Genellikle bu tip durumlarda öyle olduğu için bu örnek üzerinden gittim ayrıca. Şu an YouTube'a da bakayım. Sorular birikmiş. Çok soru. Bana yandan da sorabilirler her zaman. Aile ortamı içerisinde yüklenen kaygı ve korkuların farkında olmak ama ortam dolayısıyla etkilenmeye de istemsizce devam etmekle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Nasıl kendi enerji alanımızı kuvvetlendirebiliriz? Tabii ki. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu soruyu çok iyi anladım. Mesela bazen şöyle şeyler söyleyebiliyorlar. Diyor ki annem bana hep hakaret ediyor. Annemi hakaret eden nasıl durdurabilirim ki? Biz de o zaman diyoruz ki annenin hakaretine karşılık sen ne yapıyorsun? Farkında olmadan onu besliyor olma. Yani annene annen hakaret etti ne yapıyorsun? Ağlıyorum. Ağladığın zaman annen duruyor mu? Hayır durmuyor. Demek ki ağlamayacaksın. Farkında olmadan onu tetikliyor olabilirsin. Başka ne yapıyorsun? Bir iki kere de bağırdım. O zaman bağırmamayı da seç. Yani söylemek istediğim şey şu. Diğerlerinin davranışlarını biz aslında geri bildirimlerle besliyor olabiliriz. Yani onların oluşturmuş oldukları eylemler de bizden farklı değil. Milton Erickson, stratejik terapinin kurucusu ve çok üstün bir kuramcıdır. Şöyle bir şey söylüyor, diyor ki sistemin bir biriminde bir değişiklik yaratırsak bu sistemin geri kalanını değişime zorlar. Hep öyle olan şeylerde bizim de bir rolümüz vardır. Eğer biz bunun farkındayız ama değiştiremiyoruz ve çok etkileniyoruz diyorsak farklı bir eylem oluşturmayı seçmemişiz demektir. Bir farklı eylem oluşturalım ki diğerlerini de değişime zorlayalım. Eğer bunu bireysel olarak yapamıyorsak terapi bunu yapabilmenin fırsatını sunan bir şey zaten. Evet, aslında anahtar harekete geçmek gibi anladım hocam. Tabii, ben. Eylemsizlikle hiçbir fark oluşmaz. Mutlaka eylem gerekir. Her şey, hayat öyle bir şey. Hayat olduğumuz yerde stabil durduğumuz zaman bize bir şey sunmuyor. Eylem oluşturmak zorundayız. Farklı bir şey oluşturmak zorundayız. Peki bir sorumuz daha var. Paylaşımlarınız için teşekkürler. Sunumun başında bağımlı ilişkilerden, bu ilişkilerdeki baskılama eğiliminden bahsettiniz. Daha somutlaştırmak adına bu eğilimi beni betimleyecek bir örnek vermeniz mümkün mü? Bağımlı bir ilişkideki baskı nasıl ve ne yönden gerçekleşir? Ben aslında oradaki örneği mesela ergenlik üzerinden verdim ama örnekler çeşitlendirilebilir. Bir insan bağımlı yapıdaysa diğerinin zaman içerisindeki farklılaşmasını bir tehdit olarak algılayabilir. Bu sefer örneği evlilik üzerinden vereyim mesela. Diyelim ki siz bağımlı yapıda bir çiftsiniz. Yani çok böyle her şeyi bir arada yapmalıyız diyorsunuz. Bazen danışma ortamında da oluyor. Diyor ki mesela işte ben hafta sonu tenis oynamayı seviyorum ama eşim sevmiyor. Bu bir sorun diyor mesela. Yani ikisi hep aynı şeyi birlikte yapmak zorundaymış gibi hisseden bir yapı, bağımlı bir yapı. Yani sen hafta sonu onu yap, o da başka bir şey yapsını kabul etmiyor oradaki zihin. Bağımlı ve birlikte olması gerektiğini, her şeyi hani elle tutuşup birlikte yapalım gibi bir şey var. Yani birliktelik kadar ayrı ayrı hareketler de üretmemiz lazım. Şimdi diyelim ki böyle bir çift var elimizde ve bu aslında bağımlı bir çift. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evliliklerinin 10. yılında eşlerden biri terfi etti diyelim.
Şimdi onun terfi etmesi bildikleri yaşam sisteminde bir takım değişiklikler olması demek. İşte belki eve geç gelecek, belki toplantılar uzayacak. Bu diğeri tarafından, bağımlı yapıdaki eş tarafından bir tehdit olarak algılanabilir. Çünkü bildiği yerde tutamıyor onu. Onun farklılaşmış eylemlerine, farklılaşmış ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir. O zaman ne yapacak? Tıpkı o ailenin yaptığını yapacak. Baskı uygulayacak. Telefon açacak. İşte bu alınganlık yaratacak. Yani onun o yapı içerisindeki hareketlerini kendisine bir tehdit olarak algılayacak. Diğerinin değişmesine, dönüşmesine müsaade etmemeye çalışacak. Buna bağımlılık diyoruz işte. Belki burada anlaması çok kolay olmayabilir. Yani bu konuda aslında çeşitli kitaplar var. Son zamanlarda çok güzel kitaplar yayınlandı. Mesela İyi Aile Yoktur bir tanesi. Çok başarılı bir kitap. Nihan Kaya mıydı hocam? Evet, Nihan Kaya'nın. Seninle Başlamadı. Çok önemli bir kitap. Çok başarılı bir kitap. Bunları biraz okursak oralardan da bir şeyler alabiliriz bu tip yüklemeler konusunda. Evet, ben kitap isimlerini de yazayım. Arkadaşlar sorabiliyorlar çünkü. Çok Öfkeliyim'i de öneririm bu arada. Partnerlik konusunda yaptığımız son bir çalışmada oluşturduğumuz bir kitap o da. Türkiye'deki partner şiddetine çok geniş bir perspektiften de bakış sunuyor aynı zamanda. Evet. Bir sorumuzu ben ileteyim. Bazen eşler kurban rolünde gibi gözükürken aslında o durumun yarattığı şikayet etme imkanını kullanmaktan besleniyor olabilir mi? Çok doğru. Bu da şikayet etmek ve memnuniyetsizlik ise bu kişiyi değişmeyi göze alabilir mi? Çok doğru, çok iyi anladım. Bu konuda bir kitap önerebilir miyim? Tabii. İkili ilişkilerde duygusal manipülasyon. Bazen mesela tabii bu soruyu soran kişiyi tenzih ederek söyleyeceğim. Bazen karşımızdaki kişinin ihtiyacı bizim üzerimizden egosunu doyurmak olabilir. Mesela narsistik kişilik bozukluğu olan partner ilişkilerinde çok görülen bir şey bu. Yani narsist kişi aslında seni bir nesne olarak kullanır. Senin üzerinden egosunu doyurur. Dolayısıyla seansa gelen de narsist olan değildir. Onun nesnesi olmuş olan kişidir. Kendini suçlu hisseder, kendini eksik hisseder, kendini hatalı hisseder ya da depresyondadır. Dolayısıyla aslında gene aynı yere getiriyor bize. Bu karşılıklı bir şey. Birlikte üretiyoruz. İkimiz birbirimizin bir sonucuyuz. Sistem ne üretmiş olursa olsun. Evet. Bir sorumuz daha var. Eşten birinin, parantez içinde kadın, kocasını annesi gibi görmesi ve geçmişteki eksik kalan duygularını kocasından da alamaması sorun oluşturuyor. Annesinin dikkatini çekememiş bir kadın, kocasıyla bağlantısını nasıl sürdürebilir? Bağımlı bir yapının ortaya çıkması mümkün müdür? Evet, bu Hilal'cim senin de çok iyi bildiğin gibi güvensiz bağlanmayı çağrıştıran ve gerçekten derin bir terapiye ihtiyaç duyan bir soru. Bu yani terapi dediğim zaman bu kişi kendisini şöyle hissetmesin, yani bende bir sorun var işte normal değilim. Hayır, anne ile çocuk arasındaki ilişki o kadar temel bir ilişki ki oradaki çok hassas gelişmesi gereken bir ilişki. Oradaki çok ufak bir ihtiyacın karşılanmaması bile kişide bazen derin yaralar oluşturabiliyor. Eşimiz, eşimizdir, annemiz değil. Ama onunla kurduğumuz ilişkideki bu kişide, soruyu soran kişide büyük bir farkındalık var. Tebrik ediyorum kendisine. Çok iyi bir analizle aslında soruyu da bize soruyor. Tam bu noktada annesiyle olan güvensiz bağlanmasını bir terapistle çalışsa ve eşiyle olan ilişkisiyle annesiyle olan ilişkiyi ayırt etmeyi öğrense çok daha rahatlayabilir, çok daha sağlıklı bir ilişki yapısı içerisinde devam edebilir. Hı hı. Bir de bu birey olarak farklılaşmayla alakalı bir soru gelmiş. Birey ailesinden ne kadar farklılaşabilir? Nasıl bir çaba gerekli? Değişim mümkün mü? Değişim kesinlikle mümkün ama ne kadar farklılaşabilir? Hiç farklılaşmadan da hayatını sürdürebilir. Ki biz biraz aşırı koruyucu ve aşırı bağımlı yapıda bir ülkeyiz. Farkına bile varmayabiliyoruz. Farklılaşma eğer kopmaysa bu istediğimiz şey değil. Mesela bazen baskı o kadar fazla olabiliyor ki bir de ekstrem durumlar var. Mesela aile içi cinsel taciz gibi. Bu bireyler gerçekten koparak aileden tamamen uzaklaşarak stresi başa çıkabilir hale getirebiliyorlar. Ama aslında bu mesela babanın amacı ben olmalıyım. Yani aileye bu benim duygu durumum, bu benim düşüncelerim şeklinde savunup kendimi birey olarak var edebilmeliyim ama o yeni varoluşumla onlarla tekrar ilişkide kurmalıyım.
ki ailenin sağlamış olduğu güçten de ayrı kalmayayım. Yani birey olacağım ama sonra tekrar birliktelik içinde yeni benimle bir çaba göstermem gerekir. İşte bunların hangilerinde sekteye uğrarsınız? Bunların ne kadarını yapabilirsiniz? Bu bireyden bireye, ihtiyaçtan ihtiyaca değişebilir, gelişebilir. Çoğu zaman birey bunu kendi de başarabilir ama tekrar söylüyorum, buradaki danışmanın amacı bu zaten. Bunu birlikte kurgulayabilmek ve kopmayla sonuçlanmaması. Bazen mesela bu baskıyla çok başa çıkamayan mesela ergenleri ele alalım. Başka bir şehirde yaşamayı, başka bir ülkede okumayı seçebiliyorlar. Aileden uzaklaşmayı rasyonalize eden bir iş buluyor ama çok uzak bir yerde buluyor mesela. Ama tabii şöyle düşünmeyelim. Her yurt dışına okumaya giden çocuk da aileden kopmak için bu eğilimi göstermiyor tabii ki. Ama amaç bu olduğu için bunu yapıyor da olabilir. Evet. Bir de yine alandan bir meslektaşımız sanırım Nesrin Hanım. Bir soru sormuş. Hocam merhaba, ağzınıza sağlık. Ailesiyle değil de tek danışmanlık almak için gelen bir kadın danışan, çocuklarına çok kızdığını, öfke problemi olduğunu, biraz konuşunca evde sınırların olmadığını, atlatamadığı yas durumunun olduğunu ve eşle de bazı güven problemlerinin olduğunu anlatmıştı. Hı hı. Hiç nereden başlayacağım, nasıl devam edeceğimi bilememiştim. Biraz uzun oldu. Aile danışmanlığında bir kural var. Şöyle, anladığım kadarıyla bir meslektaşımız soruyor. Seans açısından çok küçük bir şey söyleyeyim. Aileler birden fazla sorun getirirler çoğu zaman. Üstelik sorun tek olsa bile farklı algılar ortaya koyabilirler. O yüzden birinci seansın amacı veya bir iki seansımızın mutlaka biz ne çalışacağız sorusuna cevap vermek olması gerekir. Öncelikle bu aileyle birlikte nereden başlayalım, hangi sorunu öne alalım, hangi sorunla birkaç hafta boyunca veya işte seansın yapılanması neye müsaitse devam edelim. Bütün o zihinleri, o sistemi ortak bir amaçla toplamamız gerekiyor. O ortak amacı birlikte oluşturmayı denememiz lazım ilk etapta. Çünkü aynen hocamızın da söylediği gibi o başka bir şey söyler, o başka bir şey, o başka bir şey. Biz bunu bütünleştirmekle görevliyiz. Ya da en azından hangisinden başlamamız gerektiğine birlikte karar vererek devam etmeliyiz. Yoksa o dağınıklık içinde çok yorucu olur seanslar kesinlikle. Evet. Bir soru alalım istersen İlhancığım. Evet, sorumuz da şu: bebeklerin yaşama sevinci, umudu temsil ettiğinden söz ettiniz. Onca acıya, travmaya rağmen doğu toplumlarının batıya göre çok çocuk yapmalarının sebebi bu olabilir mi? Nasıl söylediğimi hatırlıyorum. Bebeklerin yaşama sevinci, umudu temsil ettiğinden söz ettiniz demiş dinleyicimiz. Onca acıya, travmaya rağmen doğu toplumlarının batıya göre çok çocuk yapmalarının sebebi bu olabilir mi? Yani doğunun batıya göre çok çocuk yapması çok da bilimsel mi, bir soru işareti mi var orada? Biz son TÜİK verilerine göre, son birkaç yılın verilerine göre %1.6 mıydı acaba? Biz çocuksuzlaşıyoruz. Biz çocuk çok fazla doğurmuyoruz. Halbuki Amerika'da 4-5 çocuk eğilimi var. Yani verileri doğru okumamız lazım ve oradaki amaçlara iyi bakmamız lazım. Doğudaki o çok çocuk doğurma Türkiye için çok geçerli değil bence. Ama bazı ülkelerde neden çok çocuk doğuruluyor? Oradaki jeopolitik yapı, oradaki coğrafyanın gereklilikleri, ihtiyaçları, çocukların hangi koşullarda ne kadar hayatta kalabildikleri ve çocuklara ne sunulduğu, her şeye bir arada bakmak lazım. Yani tek bir bağlamda bakıp da şundan dolayı diyemeyiz. Ama ben orada bir şey düzeltmek isterim. Mesela bir anne baba çok mutlu olmak için çocuk doğurmamalı. Çok tehlikeli bir şey. Kendin için doğuruyorsun demek oluyor o. Yani çok iyi planlanması, düşünülmesi gereken bir şey çocuk. Ben onu neden dünyaya getirmek istiyorum? Kendim için bir çocuk doğuramam. Bu çok bencilce bir şey. Onu düşünmem, ona ne vereceğimi, ona nasıl bir hayat sunabileceğimi, artık şu anda içinde bulunduğumuz bu çağda çok iyi düşünmem lazım. Evet. Yoksa haksızlık yaparım yani. Çok iyi düşünmem lazım. Evet. Bir soruyu gözden kaçırmışım. Direkt bana gelmiş ama son sorumuzla tamamlayalım. Ondan sonra da oturumumuzu tamamlayalım inşallah. Cinsel istismar vakalarında anne olayı öğrendiği zaman reddediyor. Evet. Bunun nedeni nedir? Önemli olan kocası mı, çocuğu mu? Aslında değil. Şöyle, cinsel istismar
bambaşka bir konu. Kendine ait bir literatürü var ve çok farklı bir şekilde ele almamız gereken bir konu. Bu çok enteresan bir şey. Biz maalesef bunu soran kişi çok doğru bir soru soruyor. Annelerde bir reddetme eğilimi görüyoruz. Babalarda da var. Hayır, öyle bir şey yok. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Burada çok dinamik devreye giriyor. Yani dış dünya ne derden tut da bir böyle patolojiyi birlikte sürdürme eğilimleri de vardır. Sunumumuzun başında da söylemiştim. Yani sorunu görmezden gelip patoloji üzerinden birbirine bağlanan ve orada o patolojiyi kabul ederlerse çözüleceklerini bilen ailelerin ona sarılmaları da söz konusu. Dolayısıyla çok dinamik var aile içi cinsel istismar dediğimiz zaman. Bambaşka kuramlar var. Yani komple yeniden ele alınması gereken ve ayrıca tartışılması gereken bir konu. Tek bir boyutla asla açıklayamayız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Dilerim, ben teşekkür ederim. Eğer tabii ki eksik cevaplayamadığımız sorular olmuştur. Bu beni her zaman çok üzüyor. Çok özür diliyorum. Şu ama anda bir soru geldi ama dediğiniz gibi. Evet, mesela öfkeyle alakalı gelmiş. Belki hani çok öfkeliyim ya da diğer verdiğiniz kitaplardan da belki yararlanabilir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımlarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok selamlar, sevgiler herkese. Teşekkürler. Katılımınız için herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki buluşmamızda inşallah yine görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.